Efendim sabah ekranında şimdi de tabii ki devam ediyoruz. Doçent doktor Cüneyt Dirican hocamızla beraber lezzetli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerji dedik hocam, nelere kadir bu enerji? Yani Amerika'nın bu Avrupa'yı gaza getirmesi, Avrupa'nın gazsız kalması, Yuan ve Ruble'ye karşı açtığı bu savaş ve bu savaşta da en son söylediğiniz cümlede Almanya, Ekonomi Bakanı değil mi hocam söyledi onu? Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı'nın söyledi, ciddi gaza geldik dedi biz Amerika'nın. Yani bunu itiraf etti. Biz bunu haftalardır söylüyoruz hocam. Ya şimdi aslında onlar da bunu görebiliyorlar da hazırlıksız yakalandılar, öyle söyleyeyim. Yani işin bu kadar hani sertleşeceğini ya da buraya kadar gelebileceğini bence hesap edemediler. Yani bir şeyler olacağını onlar da biliyor. Yani sonuçta elini oğlu da armut toplamıyor ama büyük olasılıkla bu kadar sertleşebileceğini düşünmediler diye tahmin ediyorum. Fakat şimdi bu enerji işi tabii sadece hani bu şeylerle kısıtlı değildi. Mesela Dick Cheney veyahut da Condoleezza Rice, ABD'de kurulan kabinede bakan olmadan evvel ABD'li enerji şirketleri adına eski dağılan Sovyetler Birliği Cumhuriyeti'ndeki işte o enerji kaynaklarında kendi ABD'li şirketleri adına danışmanlık yaparlardı. Yani bu yeni bir şey değil aslında, onu demeye getiriyorum. Ne zaman ki işte farklı dengeler devreye giriyor ve önümüzdeki hani 100 yılı veyahut da işte 30-40 yılı şekillendirme diyor, işte olay oraya geliyor. Yani bugün Ermenistan, Azerbaycan tarafı da aslında tesadüf değil. Çünkü en büyük doğalgaz üreticilerinden, ihraççılarından bir tanesi Azerbaycan, biliyorsun. Ve ABD'deki en güçlü lobilerden bir tanesi de Ermeni lobisi. Yani o yüzden hani bunların hiçbir tanesi birbirinden bağıntısız, kopuk olaylar değil aslında. Hepsi birbiriyle hani çok yakından alakalı konular. Yani bunu bence tartışıyor, konuşuyor olmak lazım. Tabii bu iş nereye şekillenir, nereye meyillenir dersen, işte önümüzdeki tarih tekerrür, ABD'de yani literatüre baktığın zaman, akademik literatüre, ki bunu da yazdım gazetede sevgili Sami. Enflasyon ne zaman kontrol altına alınıyor biliyor musun? Volcker'ın şok faiz artışlarından dolayı değil. Bir kesim diyor ki, arz arttığı için diyor, Kanada'daki ve Meksika körfezindeki petrol kuyuları devreye girdi diyor. Petrol arttı diyor. Ondan sonra arz artınca diyor fiyatlar düştü. Enerjinin fiyatı düşünce de enflasyon düştü diyor. Evet, bir kısım bunu söylüyor. Bir kısım da şunu söylüyor. Diyor ki Volcker'ın diyor şok faiz artışları diyor aslında diyor tam tersine Fed'in kredibilitesini diyor çok sarstı diyor. Çünkü diyor tutarsız ve belirsiz, bir anda böyle kimsenin beklemediği garip garip şeyler yapmaya başlayınca diyor. Hane halkı diyor korktu diyor veyahut da çekimsel kaldı diyor. Ya bunlar ne yaptığını bilmiyor diyerekten diyor. Korktuğu için korumacı politikayla, yani ihtiyat güdüsüyle, Keynes'in iki numaralı işte para talebi, ihtiyat güdüsüyle. Ya ne olur ne olmaz diye diyor, talebi kıstı diyor. Ondan dolayı diyor hani enflasyon düştü diyor. Yani talep enflasyonu düştü diyor. Yoksa faizle maizle alakası yok diyor. Şimdi bu iş nereye evrilir? Vallahi yaşayacağız, göreceğiz ama benim hani okuyabildiğim veyahut da anlayabildiğim kadarıyla bu iş öyle kolay kolay çözülmeyecek. Yani soğuk savaş zaten başlayacaktı. Çünkü Biden'ın kampanya sitesinde yazıyordu açık bir şekilde. Çin'le olan politikası da. Fakat tabii hani Çin'le olan politikası ve Biden kampanya sitesi deyince bir parantez açmam lazım. Hani onu da hatırlamakta fayda var. Ya bu ABD'de Trump'ı hani bütün dünya gönderirken böyle bu adam hani ne yapacağı belli değil. Dünya savaşı çıkartacak falan. Bak Paris İklim Anlaşması'ndan falan da çıktı. Ya bu adam gitse de kurtulsak diyen ne acaba? Şu anda ne düşünüyorlar ve ne söylüyorlar? Gerçekten çok merak ediyorum Sami. Ya Paris İklim Anlaşması, ki biz de en son imza attık ona. Neyi kapsıyordu? Küresel ısınmada ısınmayı bizim 1,5 derece kadar hani seviyeye getirmemiz lazım. Dolayısıyla bu hani doğaya bırakılan doğal gaz salınımları veyahut da gaz salınımları, o su bu su vesaire, yani baktığınız zaman petrole dayalı veyahut da işte fosil yakıtlara dayalı hani enerjinin çıkarttığı atıkları bizim azaltmamız lazım ki küresel olarak ısınmayalım noktasında Paris İklim Anlaşması hani imzası atıldı. Biz en son atanlardan bir tanesiyiz. Trump da çıkmıştı. İşte Biden gelir gelmez sırf hani politikası gerektiği için sözümü tutacağım dedi. İmzayı attı, girdi. İyi de şu anda hiç Paris İklim Anlaşması konuşan bir kanal, bir kişi küreselde ya da bizde bilen var mı? Duyan var mı? Yok. Ne oldu Paris İklim Anlaşması? Peki Paris İklim Anlaşması'nı geçtim. Biden seçilince bütün bunlar çözülecekti falan. Dünya böyle pespembe, güllük gülistanlık bir ev olacaktı. Ya Trump dünya savaşı mı çıkartır mı noktasından şu anda biliyorsun Avrupa'da veyahut da Ukrayna'da, orada burada iyot dağıtıyorlar nükleer savaş çıkar da radyasyon gelirse diye. Yani o yüzden hani bu iş nereye evrilir? Valla
bu Kasım'daki işte ABD seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanırsa iş bir süre yani kısa vadede şey yapar, normalleşir. Ben enflasyonun ve faizlerin de o noktadan sonra biraz daha sakinleşeceğini düşünüyorum. Ama sonra esas seçimler geldiğinde ABD'de böyle hani nispeten hangisini artık tercih ederiz ya da etmek zorunda kalırız ya da yaşamak zorunda kalırız bilmiyorum ama hani tercih ederken biz oy vermiyoruz da hani dünya olarak zaten hani şu anda yaşadıklarımız ve bundan evvelki yaşadıklarımızda dikkate alınırsa mecburen biz de ister istemez tercih noktasında kalıyoruz. Dolayısıyla hani böyle biraz daha aklı serin birisi gelir de hani ondan sonra bu arada hani Rusya'yla da veyahut da Çin'le de böyle çok itişip kakışmaz da hani ondan sonra hani küreselde böyle işler biraz daha yoluna girmeye başlar. Ama sanıyorum oraya bir 3-5 senemiz var gibi var. Gözüküyor. Şimdi peki, kısa vadede gibi. Hani bir tansiyon düşebilir bu Kasım seçimlerinden sonra. Yani benim uzun zamandır beklentim o. Yani enflasyonda da faizleri, küreselde de bu emtia fiyatlarında da ben Kasım'dan sonra bir yavaşlama yani durgunluk, bir sakinlik, dinginlik oluşacağını bekliyorum. Ama soğuk savaş uzun sürecek. Onu biliyorum. Yani çok. Soğuk savaş bundan evvelki gibi en aşağı bir 15-20 yılı var. Peki hocam şimdi Avrupa'da enerji faturaları yükseldi. Bu faturaları şu an vatandaş ödüyor ve acı bir şekilde ödüyor, alışık olmadığı bir şekilde ödüyor. Peki Avrupalılar bu faturayı ödetmeyecek mi hocam liderlerine? Bu faturayı kim ödeyecek şimdi, hocam? Bir günah keçisi olacak yani bu işte. Demokrasi götürecek bir ülke bulurlar günün sonunda Sami. Biliyorsun Irak'a hala demokrasi götürüyorlar. Yani 2003'ten bu yana 20 yıl geçti. Irak demokrasiye kavuştu mu bilmiyorum. Hani Iraklı dostlarımız yok canım nerede? Gelen. Ya Irak'a geçtim yani yanı başında ne kadar toplum hani insanlık varsa hani biz köprü vazifesindeyiz. Yani bizden sürekli bir taraflara gitmeye çalışıyorlar. Gidemeyenler de burada kalıyor falan yani. Hani demokrasi bütün coğrafyaya yayıldı yani artık o seviyedeyiz. Şimdi tabii işin kinayesi bunlar da günün sonunda bu faturayı birisine ödetecekler ama kime ödetecekler bilmiyorum. Çünkü geçmişte böyle olmuş. Sömürgeci toplum o sömürgeyle hani oluşturdukları sermayeyle işte bir şekilde enerjiyi buharı bularaktan o sanayi devrimiyle birlikte üretime geçmişler. Üretimle birlikte markalaşma sonrasında da işte bugünkü küresel o hani bizim birçoğumuzun kullandığı aslında markalar oluşmuş. Yani kabaca işin hikayesi böyle gelişiyor tarihsel olarak yani hani ekonomi tarihine bakarsan. Şimdi dolayısıyla kimya elementler tablosunda herhangi bir elementin doğru düzgün çıkmadığı Avrupa'da ne yapacaklar? Aynen Çin'de enerji veyahut da emtia bağımlısı olduğu gibi Avrupa'da öyle. Biz de hani farklı bir boyuttan enerjide aynı şekildeyiz. Ne yapacaklar? Yani bu sermaye kusura bakmayın gaz gelmiyor ya da pahalı geliyor. Biz hani bu kışı böyle yaptık üretmedik diyecekler de bunu sonsuza kadar mı üretmeyecekler? Yani, bu Alman arabalarını birine satmaları lazım. İtalyan makarnalarını birilerine satmaları lazım. İşte Fransızın ne bileyim bilmem nesini birisine satmaları lazım. Dolayısıyla bir şekilde bunun devam etmesi gerekiyor. Yani ya enerji ucuzlayacak ya birilerinden bunu alacaklar o veya çok. Bu şekilde aslında. Yani büyük İşin bir ihtimalle bu. Şeydeki İtalya'da işte Draghi'nin kaybetmesi ve Meloni'nin başa gelmesi, İsviçre'de yine sağ bir iktidarın başa gelmesi, muhtemelen diğer liderlerde de aynı ülkelerde de böyle bir fatura kesimi olursa bu defa ne olur? Avrupa'da bir politika değişikliği ve Ukrayna konusunda da ya dur senin üyeliğini de bir bekletelim, ya dur acele etme deyip Rusya ile bir anlaşma yoluna gidecekler diyoruz. Cüneyt Hocam çok keyifli ve çok lezzetli bir sohbet oldu. Son cümlelerinizi alayım diye ben de size soru pas ben de aynı şekilde çok sağ ol sevgili Sami. Yani bence tarihi bir kayıt oldu diye çok, düşünüyorum. Çok. Yani kesinlikle yani kendim için söylemiyorum. Yani yo, hani çok keyif aldım. Çok hikayesini özetlemek anlamında bence daha iyi bir kayıt oldu. Hani son söyleyeceğim. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin kuruluşu neydi? Çelik ve kömür birliği. Yani ya. İşte o birliğin o ihtiyacından dolayı zaten. Başa döndü. Yani, aynen başa döndü. Şimdi bak onu çözemiyorsan dolar karşısında rekabet etsin diye kurmuş olduğun parasal birliğin hani simgesi euro dolarla rekabet edemeyip 0.80'e kadar gitme olasılığı varsa üstüne de zaten hani baktığın zaman hani Normandiya çıkarmasından sonraki en büyük aslında ABD çıkarmasını şu anda topraklarında yaşıyorsan o zaman bu birliğin ne anlamı kaldı? Yani bu İtalyalar falan hani orada bizdeki 2001'e benziyor. Yani küresel sermayenin kayyımını mesela önce Draghi'yi İtalya'ya gönderip sonra bütçeyi halledemeyip şu anda başına Meloni'nin işte aşırı sağın gelmesi çok tesadüfi hani konular değil. Lagarde'ı da zaten IMF'den buraya getirmeleri yine benzer bir senaryo değil, şeydi. Değil. Hani o korelasyonu sağlamaktı. Dolayısıyla hiçbir tanesi değil ama şimdi en önemlisi tabii Lagarde ve Powell şu anda piyasaların yaşadığı coşku ne? Lagarde ile Powell frene basacak.
gerçekten liyakatliler mi? Gerçekten hani bağımsızlar mıyı bence piyasaların hani test edeceği lazım. Yer. Çok amiyane tabiriyle kusura bakmayın ama çok doğru bir örnek. Bunu dünkü yayında da söylemiştim ya da geçen günkü yayında da. Zurnanın zıt dediği yerdeler. Yani eğer ki bundan sonra faizleri yavaşlatırlarsa nerede kaldı bağımsızlıkları vesaireleri, liyakatleri? Yok aynı hızla devam ederlerse hepimize geçmiş olsun dünya vatandaşları olarak. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Cüneyt Dilican bizimle beraber gerçekten küresel bir analiz yaptık. Bence tarihe geçecek bir analiz oldu, konuşma oldu. Bu çok önemli ve keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Tonguç Erbaş'a geçeceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç Bey günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Sami Bey. Teşekkür ederim. Günaydınlar. Şimdi küreselden bize gelelim. Yani dünyada enteresan bir enerji savaşı ve dolarla yuan ve rublenin bir mücadelesi var. Arada kaynayan bir euro ve ezilen bir Türk lirası ve bu arada da elimizdeki en böyle hani elle tutulabilir göz bebeğimiz bir Borsa İstanbul'umuz var. Aman diyoruz ona bir şey olmasın çünkü şu anda hakikaten herkesin yatırımcılarında özellikle küçük yatırımcılarında en çok hani rağbet gördüğü yatırım alanı Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'daki türbülans bitti mi diye sorayım size ve yükseliş trendi de yavaş yavaş gelmeye başladı gelen alımlarla. Ne dersiniz? Yani çok haklısınız. Yani hem borsa tarihinde hem de aslında son belki 3 yıl içerisinde baktığımızda yani salgın öncesi ve sonrasında yani yerli yatırımcının en çok tercih ettiği ve en çok da bu tercihinde başarılı olduğu benim kanaatime göre görebildiğim kadarıyla eğer doğru bir yatırım stratejisi uyguluyorsa Borsa İstanbul gibi bir pazarımız var ve yine çok enteresandır. Yani 3700'lerden 3050'lere kadar geri çekildi ama bankacılık sektörünün kısmen zayıf kalışına rağmen dün 3500'ler, 3505 önemli bir direnç bölgesi bence 3700 öncesinde. Bazı hisselerin önderliğinde hala bu yükseliş devam ediyor ve önümüzde bir bilanço sezonu var diyelim yani bir aylık süre Ekim'in sonunda başlayacak olan. Ve burada da içinde bulunduğumuz enflasyonist sürecin yarattığı şirket karlılıklarında işte biraz önce Sayın Hocam'la da konuştunuz. Küresel anlamda birçok sıkıntı olsa bile hatta ekonomilerin yavaşlamasına dair birçok emare de olsa bile burada şirket karlılıkları yüksek gelerek bu getirilerin devam edeceği bir Borsa İstanbul var. Geçti mi? Yani her zaman düzeltmeler olmaya borsalar müsait yani herhangi bir haber akışı için ama 3330 gibi bir yerin üstündeysek şimdilik işler yolunda demek gerekiyor Borsa İstanbul'da. Peki sektörel bazda baktığımız zaman hep böyle merak ediliyor. Şimdi özellikle uzun dönem yatırımcıların da yatırım alışkanlıklarında bir değişiklik görüyorum. Artık böyle kısa süreli yatırımdan yavaş yavaş uzun soluklu para kazanma yoluna doğru giden bir yatırımcı grubunun çoğalması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu anlamda belli sektörler gelecekte hakikaten çok ön plana çıkabilecek sektörler. Şimdi herkes küresel piyasaları öyle bir okuyor ki diyor ki bu dünyada savaş var. Bu biterse ne olacak? Dünyada çimentoya ihtiyaç var. İnşaat yapılacak. Bununla ilgili ürünlerin fiyatları artabilir deyip mesela oraya yöneliyorlar. Böyle gözde geleceğe dönük yatırım yapılabilecek. Bu anlamda küçük yatırımcıyı da bilgilendirmek adına biraz bir ufuk turu yapar mısınız? Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri nereye doğru gider? Bankacılık dördüncü çeyrekte nereye doğru gider? Böyle bir genel bir resim nasıl görüyorsunuz genel resimde? Ya şöyle, şimdi şirketlerin piyasa değerlerinin yükselmesinin iki nedeni olabilir. Bu önümüzdeki dönemde de zaten geçmiş aşağı yukarı 9 ayda da benzer bir durum yaşadık. Nedir? Bunlardan bir tanesi sattıkları ürünlerin maliyetleri evet artıyor belki üretim maliyetleri ama buradaki üzerine ekledikleri kar marjlarıyla birlikte hem ciroları genişliyor hem de bunların kâra dönüşleri artıyor. Dolayısıyla bunlar hangi hisselerse yani mesela önümüzdeki dönemde biraz son dönemde de gündeme gelen işte gübre fiyatları mesela konuşuldu. Bunlar yükseldi. Havacılık veya ulaştırma diyebileceğimiz bu sektördeki ulaşım maliyetleri arttı ama hala doluluk oranları belli bir seviyede devam ediyor. Bu sektör ön plana çıkıyor. Bence yenilenebilir enerji
Bunun dışında yani ikinci bir başlık olarak açarsak yaptıkları işin ihtiyaç karşılama oranının da yüksek olduğu sektörlerden bir tanesi yenilenebilir enerji veya genel enerji şirketlerini de ben ön planda kalabileceğini düşünüyorum. Bir dördüncü de aslında yani sektörel olarak da değerlendirilebilir ama nedir yine ihtiyaç? Mesela tarım. Gıda. Tarım üzerinde çalışmalar yapan şirketler. Bir ikincisi yedek parça üreten yani sanayinin, ağır sanayinin daha altında otomotive olabilir, beyaz eşyaya olabilir, yurt dışına ihracat olabilir. Daha alt segment olarak bir yedek parça veya işte oraya sağlanan bir ürün bazlı şirketlerin ön plana çıkması gündemde olabilir. Bir de son dönemde tekstil altyapısı yani tekstil ham maddesi ve tekstil üretimine yardımcı olan buna bağlı olarak da biraz daha farklı sektörlerde bu tekstille dayalı ürünlerin kullanımını yani mesela havacılıkta işte yine otomotivde demir yollarında gibi bazı şeyler var, ürün grupları var. Dolayısıyla bu 4-5 sektör zaten ön plana çıktı ve ön plana çıkmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Bankacılık ayrıca değerlendirilmesi gereken, karlılığı yüksek ama aynı zamanda riskleri de içinde barındırırken belki de çarpanları açısından her zaman cazip kalmaya devam eden yani şu ortamda şu fiyatlarda bile cazip kalmaya devam eden ve yani borsa yukarı gittikçe o sektöre de talep gelecek bir böyle 5-6 sektör aklımda var. Sanki biraz böyle sigortacılık tarafı orada da çeşitli maliyetler var. Bir de hani negatif kalabilme ihtimali üzerinde özellikle sermaye yapısı güçlü olmayan ve bütün bu konuştuğumuz işte sektörler içerisinde değil de daha dışarıda ama bu enflasyon sürecinden negatif etkilenen sektörlerde biraz çekinceli kalabilir. Bir şeye değindiniz, onu unutmuş olabilirim. Şimdi Türkiye'nin bir konut projesi var. 25 Tabii. Ekim'de işte ilk belki de temeli atılacak deniyor. Böyle bir tören de olacak. Bir, bu konu önemli. Bence söylediğiniz gibi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve çimento şirketleri için. Bir de bizim kendi enerjimizi üretmeye yönelik attığımız adımlar içerisinde yer alabilecek. Mesela yerli otomotivle Türkiye enerji potansiyeli içinde yer alan şirketlerimiz, buraya destek verecek olan şirketlerimiz de ön plana çıkabilir. Şimdi böyle ben anlatmaya başlayınca neden borsanın yükseldiğini de kendi kendime daha tabii. iyi biraz böyle özetlemiş oldum. Çünkü neredeyse yani %70-80 baktığımızda borsada öyle ya da böyle herhangi bir hikayeden dolayı fiyat artışları veya ihtiyaç dahilinde güçlü şirketlerimiz var ve üretim kanalları da çok açık şirketlerimiz var. O açıdan yatırımcıların da bu mantaliteyle, bu anlayışla, bu beklentilerle bence hisselere yönelmeleri çok daha doğru olur diye tahmin ediyorum. Tabii bazı ihtiyaçlar var ki sevgili Tonguç Bey, yani ötelenebilir ihtiyaçlar var. Mesela bir beyaz eşya, bir televizyon hani almayabilirsiniz, bunu öteleyebilirsiniz ya da yenilemeyip bunu tamir etme yoluna gidebilirsiniz. Ya da aynı şekilde mesela tekstil sektöründe sizin de söylediğiniz gibi teknik tekstile giderek biraz daha nitelikli üretim yaparak karlılıklarını Doğru. artırmaya çalışıyor. Hani bu da erteleyebilirsiniz. Bir takımınız varsa bir takım da almayıverirsiniz. Yani bu sene de böyle idare edersiniz. Ama bazı ihtiyaçlar ki hakikaten yani gıda gibi yani yemeden olmaz, içmeden olmaz, yani çimento olmadan olmaz, bankacılık olmadan olmaz. Tabii İş Bankası'nı burada ayrı bir yere koyuyoruz çünkü holding gibi bir banka yani. Peki Halkbank davasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Anayasa Mahkemesi'ne olayın geçmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı vermeden önce de mahkemelerin evet Türkiye'nin devlet bankasıdır ve kendini savunma hakkı vardır bu anlamda. Ve bu Türkiye'nin devlet bankasının da başka bir ülkede yargılanamaması konusunda bizim bir itirazımız var. Bu itirazı değerlendirecek bir Anayasa Mahkemesi. Bu süreç mesela bizim bu sektörümüzdeki hareketliliği de birazcık körüklemiş olabilir mi böyle alttan alttan? Ardından da Aselsan'a soracağım tabii. Onu da çok merak ediyor. Bu Kasta'dan sonra herhalde orada da bir hareketlenme olacak. Yani Amerika ile çok bağlantılı bir dış politika ekonomi ilişkilerimiz var bu çerçevede borsayla ilgili de.
Ya şimdi şöyle, aslında Halkbank davası belki de çok uzun süredir, bence çok uzun yani bir süreç oldu. Hani daha madem bu kadar bazı şeyler Amerika tarafı içinde netse diye düşünüyorum, hani burada bir karar verilebilirdi. Ama Türkiye'nin de elindeki argümanlar anladığım kadarıyla gayet güçlü gibi gözüküyor. Tabii. Ve bunu zaman zaman bizim tarafa doğru dönen diyelim, zaman zaman daha kötüleşme ihtimaline doğru giden süreçler oldu. Ve bu mahkeme aralıkları ya da karar alım aralıkları işte minimum 3-4 ay gibi geçiyor. Zaten burada bir karar, işte itirazın tekrar oturup konuşulması, hadi bir daha dinleyelim, öyle mi olacak, böyle mi olacak derken yani 3 mahkeme sonrası zaten 1-1,5 sene geçmiş oluyor. Şimdi bu süreç tabii ki her zaman özellikle kamu bankaları üzerinde ve bence genel bankacılık sistemi içerisinde de bir soru işareti barındırıyor. Çünkü burada bir maliyet oluşacak mı? Gerçekten yaptırım konusu gündeme gelecek mi gibi bir risk teşkil ediyordu. Ama son dönemde borsa o kadar iyi performans gösterdi ki artık bu riski de kabul edebilecek bir piyasa düzeyine geldikten sonra işte biraz daha o tarafta rahatlama olduğunu gördük. Şimdi ben öyle ya da böyle bu işin çözülmesi bir kere kesinlikle çok net bir şekilde pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Hem bankayı hem de bankacılık sistemini. Çünkü soru işareti var. Yani herkes olasılıklar üzerinden konuşuyor. O açıdan tekrardan bir görüş beyan edilmesi ve dinlenme talebi bence bir ışık yaktığını düşünüyorum. Ve dolayısıyla bu açıdan da potansiyeli hala bütün riskler üzerinde olmasına rağmen diyelim, hala barındırdığı bir banka ve bir bankacılık sistemimiz var. O açıdan şimdilik son 2-3 günde bunun yani dünü biraz dışarıda bırakırsak tekrar bir kar realizasyonu geldi. Aslında etkilerini de olumlu etkilerini de ben bankacılık sektöründe görmeye devam edeceğiz gibi düşünüyorum. Ya Amerika'da tabii ki adaletin herhalde geç tecelli ettiği tek dava olabilir tarihi boyunca. Yani bu kadar enteresan. Uzun değil mi? Yani bu kadar uzun sürmez çünkü Amerika'da. Hani şak diye kararı veriyorlar ve çok da ertelemiyorlar ama Amerikan tarihinde bir ilk herhalde bu. Peki bu hafta kapanışta nasıl kapatırız? Hafta sonu böyle biraz keyifli mi gireriz yoksa nasıl gireriz Borsa İstanbul'da? Vallahi önümüzde bir tarım dışı istihdam var Cuma günü. Yani bir risk teşkil edebilecek veya iyimserliği arttırabilecek. Yurt dışı piyasalar son 2-3 gündür iyi toparladı. Bence tarım dışı istihdam riski bile olsa şu an için görüntü eğer 3500'ün üstünde bir kalıcılık bugün sağlanabilirse daha olumlu gireriz gibi düşünüyorum. Ve şu son belki bir ayda yaşadığımız bütün bu hani borsa içindeki gelişmelerin de bu fiyatlamalar içerisinde biraz da unutulmaya doğru gittiği bir dönem olabilir. Dolayısıyla ben yani bu iki günü değerlendirirsek en azından bu seviyelerde piyasanı kapatabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla olumlu bir hafta kapanışı göreceğiz gibi duruyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tonguç Ergüç'e çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber oldu Tonguç Erbaş ve Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Haftayı değerlendirdi kendisiyle. İyi haftalar, bol kazançlı ve bereketli bir gün diliyorum sizlere. Görüşmek üzere, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, bir sabah ekranının da bu şekilde beklenti raporuyla tamamladık ve sonuna geldik. Dedik ki filenin sultanları bizim böyle moralimizi yükseltiyor ve aslında en çok ihtiyacımız olan şey biliyorsunuz moral ve motivasyon. Bu Pilenin Sultanları Dünya Voleybol Kadınlar Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi ve önemli bir başarıya imza attı ve çeyrek finale çıktı. Yarın da Amerika Birleşik Devletleri ile maç yapacaklar. Bu maçta da akşam saatlerinde yine inşallah güzel haberlerle hafta sonuna başlarız diyorum. İyi haftalar, sağlıcakla kalın. Az sonra Manşet Ekonomi'de karşınızda olacağım. Bir yerlere ayrılmayın.